Merhaba dostlarım, merhabalar. Turco y Argentina kanalına tekrardan hoş geldiniz. Yine uzun bir ara verdim. Yine sözümde duramadım. Bunun için hepinizden özür diliyorum. Yani bir hafta sonra dedim video çekeceğiz ya da bir canlı yayında anlatacağım dedim de yalnız bazı bilgilerden tam emin olmam gerekiyordu. Özellikle emeklilik için buraya gelip yaşamayı düşünen dostlarla ilgili elzemdir bu konular. Ama tabii bir konuyu da derinlemesine iyice öğrenmeden de sizi de yanıltmak istemiyorum. Sonuçta biz de insanız, hata yapabiliriz. Sonuçta bir döner dükkanımız var, işle uğraşıyoruz. Tabii arada bir danışmanlık verdiğim dostlarımız da oluyor. Doğum üzerine bir danışmanlık veriyordum bu arada. Bu da sonuçlandı. Çocuk sağlıklı bir şekilde, anne sağlıklı. Herkes memnun, gayet güzel. Son bir iki doktor kontrolü var. Onun için tabii ben tercümanlık yapıyorum elimden geldiği kadarıyla. Tabii tercümanlık yapıyorum derken tabii doktor terimleri var burada gün içinde kullanmadığım için onları da zamanla öğrendim. Ama güzel gitti her şey. Arkadaşlar da memnunlar. Şimdi sabırsızlıkla bekleyen emekli dostlarım. Şimdi emekli dostlara, abilere şunu söyleyeyim. Hani yaşıtım olanlara dostlar diyorum. Büyüklerimi de ellerinden öpüyorum önce onu söyleyeyim. Emekli abilere. Ya şimdi Arjantin'de yaşama fikri biliyorsunuz bizim bu seçimden sonra özellikle muhalefetin kaybetmesiyle ilgili bir iktidar değişimi bekleniyordu insanlarda. Tabii ekonominin de biraz da kötü gitmesi son zamanlarda ve buraya gelen hani burada yaşamayıp da buraya YouTuber olarak gelen insanların biraz da yanıltmasıyla hani tamam ucuzdu yani yalan değil bu arada yanıltmasıyla derken yani 100 doları aldım bozdurdum şöyle bir deste para aldım zengin oldum falan diyor. Ya tamam da şimdi o parayla ne alabiliyorsun? Tamam. Eskiden o geldiğiniz zaman iyiydi. Ama işte bakın daha önceki videolarda söylediğim gibi şimdi Milei denen bir adam geldi. Milei geldi. Bütün konuştuklarımız boşa düşer diye söylemiştim ki zamanında videolarımda var. Siz de biliyorsunuz. Milei geldi şimdi ekonomiyle ilgili yaptığı hamleler doğru. Yani burada ekonomist olan bir kardeşim var. Türk kendisi. İsmi önemli değil. İnsanların isimlerini çok da şey yapmak istemiyorum. Çünkü herkesin kendi bir hayatı var, şeyi var. Yaptığı hamleler doğru dedi. Böyle saçmalamasa dedi. Yok kürtaj dedi. Saçma sapan şeylere girmese dedi. Böyle hani aptalca aptalca konuşmalar yapmasa dedi. Ekonomiyle ilgili yaptığı bütün hamleler doğru. Birazcık diyor bir yıl, 1,5 yıl falan diyor sabredilmesi lazım. Çünkü enkaz devraldı. Adam kasada 5 kuruş para yokken falan. Son zamanlarda bununla ilgili şeyler oldu yani. Gıda maddelerinde inanılmaz bir artış oldu. Yani şimdi bir emekli Türkiye'de ortalama bir geliri olan bir emekli diyelim. Atıyorum 20 bin lira bir geliri diyelim. Ne yapıyor? 650 dolar falan ediyor. Şu an bilmiyorum ne kadar da. 650 civarı ediyor herhalde. Dolar 32-33 oldu. Burada yaşayabilir mi? Yani arkadaşlar inanılmaz bir fiyat artışı var. Yani o paralarla artık bir de ev kiralarının da çok arttığını düşünürsek son zamanlarda belki söylüyordur. Burada YouTube'da başka kanallarda da duyuyorsunuzdur. Doğrudur. Yani mono ambiyente 1 artı 0 daireler bile şeyde Capital Federal'de yani şanslıysanız 300 dolara bulabilirsiniz. Şanslıysanız o da 300 dolara bile bulabilirsiniz. Yani bu şartlar bütün bu hani hayatta hani bütün gereksinimlerimizi bir paket halinde düşünürsek hani emekliler oturum alacak tamam alsınlar da ama bir de burada yaşam standartlarının bir de ucuz diye düşündüğümüz yaşam standartları ki ucuzdu da doğru yalan değil bak yani Allah var şimdi 3-4 dolara et alabilirken şu anda 6-7-8 dolarlara çıktı etin fiyatı. Yani bir pirinci ben 400 pezoya alırken şu anda 2400-2500 pezolara alıyorum. Yani inanılmaz bir artış var. İnanılmaz, inanılmaz bir artış var. Ya, bu da ne yapıyor? Bir emeklinin en az 1200-1300 dolar bir geliri olacak ki karı koca en azından bir ev kiralayıp bir adam akıllı bir insani bir hayat yaşayabilsin. Ayrıca burada emeklilik üzerine oturum almak isteyen dostlar için gereksinimler şunlar. Bunu kesin net konuşabilirim artık. Size zaten önden bir yıl bir hemen temporal kartı veriyorlar. Giriyorsunuz, başvuruyorsunuz ama mesela 400-500 dolarlık bir emekli maaşıyla 600-700 dolarlık bir emekli maaşıyla olmuyor o işler. En az şimdi şunu da söyleyeceğim. Hatta öyle bir de duyum aldım ben şimdi. Kesin olup olmadığından emin değilim. Onu da öğrendiğim zaman bir sonraki videoda söyleyeceğim size. Bu minimo salario hani bu açlık sınırı yani bu asgari ücret diyelim. Siz öyle düşünün. Açlık sınırıdır onun doğrusu aslında. Bu 5 tane isteniyordu bundan.
Şimdi ama bu şey 5 tanesi ne yapıyordu? 1700 yapıyordu. Şimdi 900'lere falan düştü dedik. Çünkü devlet kuru çıkınca ne oldu? Dolara yaklaşınca o 1700 bir anda 950'lere falan düştü. 850-900'lere falan düştü. Ama bir de bir şey duyduk. Minimo salaryayı da 300-350 dolarlardan sayabilirlermiş. Yine 1700 dolarlara çıkabilirlermiş. Şimdi burada söyleyeceğim şu. Şimdi seçimi siz yapacaksınız değerli abilerim. Yani yaşı 60, 50'nin üstünde, 55'in üstünde olan abilere diyorum. Hepinizin ellerinden de öpüyorum. Yani hani hep ben de diyorum bizim ata sözlerimiz güzeldir. Hani dimyata pirince giderken evdeki bulgurda olmayalım diye. Asla insanlarımızın burada gelip de sıkıntı yaşamasını istemem. Gereksinimler bunlar ama hani sen maaşın zaten Türkiye'de 1700 dolar maaş alan yok. Biz 1700 dolar olarak hesaplayalım bunu. Hani emeklisindir 500-600 dolar gelirim vardır. Ya ya da bir diyelim 1000-1100 dolar da bir kira gelirim, bir gelirim vardır. Bankadaki gelirlerini falan göstermen gerekiyor. Resmi olarak bankada kendi adınıza göstermeniz gerekiyor o açığı kapatmak için. Bunu niye diyorum? Biz en son 900 dolar diye düşünmüştük ya. Bu 1700'e yine çıkabilir. Bu minimo salaryoyu 350 dolar yapabilirler. Ki öyle bir değişiklik olmuş diyordu. Bir kardeşim Muhammed kulaklar çınlasın. Hatta o söyledi bana. Dedim hadi ya dedim. Çünkü ben şimdi çalışan bir insanım. Sık sık da her şeyi de takip edemiyorum. O bir şekilde öğrenmiş bir yerden. Ama olsun zaten ya en az bir 2000 dolar 1700 dolar geliriniz olsun ki burada rahat bir hayat sürün dostlar. Tamam ben demiyorum hani illa Kapital Federal'de yaşamayın ama ne bileyim daha böyle kirası ucuz yerde de bulsanız. Yani ama bir gelir göstermeniz gerekiyor. Yani bankadan bir kira geliri olur. Üzerinizde yatmış bir para olur. Bunun faizini gösterebilirsiniz. Yani adınız olması lazım ama. Hani bu başvuruyu yapacak olan kişinin. Yani yine siz 1700 olarak onu, dolar olarak onu düşünün. O şekilde buraya gelin. Eğer burada yaşamak istiyorsanız. Burası da artık yani et yine ucuz tamam yine Türkiye'ye göre ucuz ama artık her şey öyle bir pahalandı ki inanın videolarda diğer YouTube kanallarında da duyuyorsunuzdur. Ben direkt yaşıyorum zaten bunu hani yani bir de ben de malzeme alıyorum biliyorsunuz hani dükkanda döner satıyoruz ama hani falafel de yapıyoruz nohut da alıyoruz bazen sulu yemek de yapıyorum sağ olsun Türk dostlar var gelip yiyorlar arada bir. Ya demek istediğim o. Ama yapılabiliyor mu? Yapılıyor. Burada bununla ilgili temporal kartını alan dostlarımız var. Asla isimlerini kullanmıyorum. Ama varlar. Kendilerini biliyorlar zaten onlar da. Ben de onlarla da görüştüm. Neler istediklerini. Bankada kardeşim üzerinize ait bir birikim. Bir birikimin faizi her ay ayda bir göstereceksiniz onu. Ya da bir kira geliriniz varsa siz bankada kendi adınıza en azından birkaç aylık olacak yani. Hani buraya geldim bir aylık şeyi göstermeyin. Birkaç aylık olsun ki onu gösterebilin yani. Bakın gelirim var deyip gösterin. Yani maaşınız 1700 dolar direkt net olmasına gerek yok. 1700 doları bulun. Niye diyorum 1700 dolar? Belki şu an 900 dolardır ama işte 1700 doları tekrar çıkarma durumları var. Minimum salaryayı yükseltecekler diye. Yükseltmişler diye yine kanun değişmiş diye duyduk. Yani o da daha şu an hani ben size videoyu çekmeden bir gün önce duydum. Daha tam araştıramadım. Ya bir türlü tam %100 şey yapayım diyorum. Bir %99'luk bir kısım oluyor. Yani dediğim gibi bankada resmi dokümanlarla göstereceksiniz. Kira geliriniz varsa, şuyunuz buyunuz varsa bunları resmi bir şekilde gösterirseniz burada size bir yıllık ondan sonra ne bileyim 10 yıllık 15 yıllık şeyler veriyorlar. Oturum kartlarınızı veriyorlar. Direkt temporal kartınızı veriyorlar. Burada bunu alanlar da oldu yani. Bu artık şey değildir. Saklanacak bir durum değildir. Bunu alan dostlarımız da var. Benimle de iletişim halindeler sağ olsunlar. Dediğim gibi emekli dostlara diyeceğim bu. Ama Arjantin şartları artık yani bilmiyorum. Bir video çekmem gerekiyor ama zaman bulup da işte kamerayla tek tek o ürünleri ya da alışveriş yapıp eve alışveriş yaptığım zaman bir türlü aklımıza da gelmiyor ki. Eve de sık sık yapmıyoruz. Hanım da okulda yiyor, dışarıda yiyor. Ben işte dükkandayım. Eve 2 kilo domates alıyoruz, çöpe atıyoruz. Bilmem ne hani böyle sürekli çöpe atma durumu oluyor. Onun için dedim ya hani sadece yiyeceğimiz zaman alalım diyoruz yani. Taze taze alalım, taze taze yiyelim diyorum. Ama bir toplu bir alışveriş yaptığım zaman size yine bir market videosu çekeceğim. Çünkü inanılmaz bir fiyatlarda artış var. İnanılmaz. Benzin fiyatlarına gelen zamlar zaten gıdalar otomatik yansıyor. Bir de dolar bazında da bazı şeylerin fiyatları arttı. Yani 5 dolar aldığınız bir şey şu an 10 dolar. Yani birim olarak söylüyorum size. Arjantin'de şu anda yaşam şartları bayağı bir zorlaştı. Bir yıl öncesine, bundan 5 ay öncesine kadar.
Tabii hanımım biliyorsunuz Milei'yi biraz savunuyordu. Milei'yi savunmasından dolayı değil de bu eski iktidarı sevmiyordu. Ama şu an bizim hanım da söylenmeye başladı, kızmaya başladı. Tamam da diyor hani bu kadar da değil diyor. Çünkü insanların maaşı, gelirleri o kadar artmadı. Ne bileyim hani tamam zam yapıyorsun ama maaşlara da zam yap ki insanlar bir şekilde hani şey yapsın diye. Ama böyle bir durum var şu anda Arjantin'de. Siz iyice enine boyuna hesaplayın. Eğer gelmek isteyen dostlar varsa bunu iyice enine boyuna hesaplayın. Hani bir emekli en az zaten burada karı koca diyorum yani bir emekli çift. En az zaten 1000-1200 dolar olacak ki en az. Burada rahat bir yaşam yaşayabilsin. Hadi diyelim Capital Federal'de 300-350 dolara bir ev buldun. Şanslıysan 300 dolara bulursun. 400 diye diyelim biz affedersiniz. 400 diyelim. Mutfak masrafınızda nereden baksanız bir eskiden olsa bir 200 dolar derdim ama şu anda dedim en az 400 dolar da o. Ya illaki sağa sola gideceksiniz dışarı sonuçta o, evde dur robot gibi evde beklemeyeceksiniz. İlla bir ekstra masraflarınız da çıkacak. Sağa sola gideceksiniz. Bu ülkeye gelmişsiniz. Tatiliniz olacak. 3-5 köşeye atıp 2-3 ayda bir belki bir yere gideceksiniz. Senede birkaç kere bir yerlere gideceksiniz. Ne bileyim şelaleyi göreceksiniz. Bunların hepsini hesaplamanızı rica ediyorum lütfen. Yani çünkü benden emekliliğin dışında birçok konuda böyle kesin net bilgi hani biz orada şunu yaparız falan filan bazen böyle hayal kırıklığı yaşayan dostlarım da oluyordur ama gerçekçi olmak zorundayım. Gerçekçi olmak zorundayım sonra gelip de bana burada küfür etmeyin yani. Mahir sen bize şunu dedin de böyle oldu falan demeyin sakın. Emeklerle ilgili dediğim şey bu. Dediğim gibi gelirinizi emekli maaşınız düşükse bile bir geliriniz varsa siz onu 1700 dolar olarak yine düşünün. 1700 dolar olarak onu gösterin en az. En az 1700 gösterin ki yani emekli maaşınız 1700 dolar zaten imkansız Türkiye şartlarında ama gelirinizle beraber resmi bir bankada kendi adınıza kayıtlı ya da bir kira geliriniz ya da ne bileyim bir bankada birikiminiz vardır onun faizi olabilir. Bunlar olabilir. Bunlarla toplamında 1700 dolar her ay gösterebilirseniz tamamdır. Ondan sonra burada hemen temporalinizi alırsınız. 10-15 gün içinde, 20 gün içinde hatta daha erken alanlar da varmış böyle. Çünkü buraya hiçbir şeyin farkında olmayıp da gelenlerin dışında bayağı bilinçli, bayağı böyle aklı başında böyle abilerim de var, emekli abilerim de var. Onlar da gelip şey yapıyorlar, işlerini görüyor. 10 gün içinde almış mesela bir abi. İmkansız rekor kırmış, öyle diyeyim. Evet dostlar durum bu. Bir de ben şu anda bir kardeşlerime, Türkiye'den gelen bir kardeşlerime doğumla ilgili danışmanlık veriyordum. Çocuk dünyaya geldi çok şükür sağlıklı bir şekilde. Onlar da çok memnunlar. Biz de çok memnunuz. Ben de tabii bu süreci de benim tecrübem yoktu tabii Muhammed kardeşim gibi. Ben güzelce tecrübe ettim. Öğrendim hemen hemen her şeyi. Bunun üzerine de zaten halihazırda birkaç danışmanlık isteyen dostlarımız da var. Onlar da beni de sık sık arıyorlar. Bazen benden bilgi alıyorlar ne yapalım ne edelim diye. Bir de sevdim de bu işi. Güzel oluyor. Hem de bu oturum alma işinde en rahat olacak şey bu familya grubudur. İşte evlilik ya da işte çocuğunuzun burada olması en rahat edeceğiniz şeydir o. En kısa zamanda alıyorsunuz birçok şeyi de. Vatandaşlığa bile birçoğundan önceden başvurabiliyorsunuz. Yani vatandaşlık süreci ayrıdır dostlar. Bakın prekaryayı zaten hemen herkese veriyorlar. Sonra permanente. Permanenteden sonra Ciudadanía. Ama aileden girdiğin zaman prekaryan var. İlk aşamadasın diyelim. Ben şu anda vatandaşlığa başvurabilirim. Zaten şu an onun sürecindeyim. Ben illa kimliğin gelmesine %100 hani 15 yıllık oturumun gelmesine gerek yok. Ben evli olduğum için bir de dükkanımız olduğu için hanımın üzerine olmasına rağmen ben mesela başvurabiliyorum. Onu öğrendim. Benim adım olması önemli değil. Çünkü biz evli olduğumuz için evlendikten sonra edinilen bir dükkan olduğu için ben buradan başvurabiliyorum. Yani monetribütü dedikleri hani böyle sigortalı ya da sigortalı bir işte çalışırsın. Çocuktan dolayı ya da evlilik yaptıysanız burada ondan prekarya alır almaz hemen başvuruyorsunuz. Bir yılda 18 ay için yani 12 ile 12 ay ile 18 ay içerisinde vatandaşlık tam vatandaşlığı alıyorsunuz. Bakın permanente kimlik kartı geliyor bu vatandaşlık değildir. Bu tam vatandaşlık pasaportu da veriyorsunuz. Artık burada oy da kullanabiliyorsunuz. Buranın vatandaşı gibi oluyorsunuz. Gıda maddelerinde dediğim gibi çok inanılmaz bir artış var. Ekonomide bir durgunluk var. Tabii bunu ben dükkanım bir önceki videoda biraz böyle sıkıntılıydı ama şimdi Mart ayı geldi. Millet yazlıklardan döndü. İşlerimiz yavaş yavaş açılıyor. Düzelttik biraz inşallah. Hani
Cirolara da yansıyor bu. İnşallah hani borcumuzu kapatıp da bir an önce bir rahatlamamız lazım. İnşallah bu önümüzdeki 7-8 ay içerisinde borcumuzu da tamamıyla kapatırsak Türkiye'den çekilmiş o kredi borcumuzu rahatlayacağız. Dükkanla da ilgili video çekeceğim ama çekemiyorum yani inanın hani çalışan insanlar bir yani başınızı kaşıyacak vaktiniz olmuyor. Çünkü yani gıda üzerine yapılan bir işte sorumluluk çoktur. Bu işin içinden olanlar, bu işi yapanlar beni çok iyi anlar. Marcelo da çok iyidir. Kameralara çıkmıyor. Neyse ben anlamadım. Mi amor, por qué no muestras tu cara? Te extrañan. Besito, mandale besito. Decile que estoy cansada, la tormenta, la Ya lluvia. bu arada bugün de bir yağmur yağdı. İnanılmaz. Göl gibi oldu. İşe gidemedim. Onun için bugün dedim bu videoyu da çekeyim dedim size. Hanım dedi işte yağmur var, şey var dedi. Dinlenmem lazım dedi. Kendini göstermiyor. Neyse bir sonraki videolarda zaten birbirimizi çekeriz. Onunla da ilgili, Miley ile ilgili son ekonomik dur. Bir sonraki video olacak bu arada. Hani burayla ilgili bilgi verirken hanım da bu politik gelişmelerden buradaki Miley'den dolayı hatta onun kızgınlıkları da var biraz böyle. Bakın işte hanım yani siz bazen böyle hani hanıma çok böyle eleştiri yapanlar da oldu ama şunu farkına vardınız. Bak ne diyorum hanım şimdi küfür etmeye başladı Miley'ye. Niye? Benim hanımım şey değil. Bizdeki gibi böyle bir şeyi tutup böyle takım tutar gibi parti tutmuyor yani. Değiştirelim bir deneyelim diyor. Ha beğenmedi eleştiriyor onu da. Yani onun için haksız yere böyle eleştiri yaptı. Çünkü tanımıyorsunuz benim eşimi benim kadar. Tamam ben solcuyum hanıma da diyorum. Bu diyorum bunların en iyisinden bile şey gelmez diyorum. Yani aha, şimdi yaşıyoruz. Ama bir yandan da bak doğrular var. İnsanlar diyor ki ekonomik hamlelerinin hepsi doğru. Çünkü enkaz satın almış adam, enkaz kalmış adamı düzeltmesi lazım ama sağlam solcu dostlarımız da hep biz de hayatımızdaki tecrübeden yap kardeşim bu yani Trump'a gidip hayranlık duyan adam bir adamdan hani bir ülkeye hayır gelmez yani ben çok umutlu değilim ama yine de bakacağız sonuçta biz ekonomist değiliz ekonomi nasıl düzelir falan bilmeyiz bu hamleleri doğru olduğunu söyleyenler var yani bir benzin şu anda 900 peso oldu. Devlet kuruyla 1 dolar 100 sent 1 dolar 10 sent yapıyor. Blue kurdan da yaklaşık 1 dolara yakın o yapıyor işte 90 sent 95 sent. Bu arada dolar da 1000 civarında 1200 gördü ama dolar da bak ne zamandır böyle bir stabil gidiyor bir çıkıyor bir iniyor. 900'lere falan düştü daha birkaç gün önce. Şimdi 1000 civarında. Yani ilginç Arjantinli gelmek isteyen dostlarımız emekli olan geliri olan bu 1700 dolarından fazlasını gösterebilirim diyen dostlar buradaki ekonomik şartları da düşünsünler. Tamam ben şu anda Türkiye ile ilgili artık tamam sadece YouTube'dan takip ediyorum. Tabii detaylı detaylı ne kadar ya bazen böyle şaşırıyorum öyle rakamlar duyuyorum ki mesela bir şey ne kadardı? Ekmek 10 lira oldu. Ya bir döner möner falan yiyeyim, et döner falan yiyeyim desen yani 150-200 lirayla falan çıkman gerekiyormuş. Ya bu rakamlar bana şey gibi geliyor böyle. İnanılmaz fazla geliyor yani. Hani umarım siz yine yorumlardan bahsedersiniz. Türkiye'deki durumlar en son nedir? Sizden daha net bilgi alırım. Yaşayan sizsiniz çünkü. Kardeşlerim de söylüyor ama hani böyle tam detaylı da konuşamıyoruz onlar. Hani nasılsın, hal hatır sorayım derken ekonomiyi şuyu buyu hani o tarz şeylere giremiyoruz. O konulara giremiyoruz. Bilgilendirirseniz çok sevinirim. Evet emekli dostlar böyle. Doğum için gelecek olan dostlarım da beni zaten beni arayıp da beni takip eden dostlar da vardır. Bu işi de çok sevdim. Zaten bana eşlik eden eşimdi. Eşim olmasa zaten bir bayan arkadaşımız var. O bana eşlik edecek. Çünkü bir bayanın ve buranın vatandaşı olması çok önemli. Çünkü neden? Sağlıkla ilgili bir durum olduğu için ben abi %100 buranın vatandaşı ve buranın dilini konuşması lazım. Ufacık bir hatada hani hata yapmak istemiyorum. Çünkü süreci onlar da çünkü herkes umarım sağlıklı bir şekilde doğum için buraya gelir. Gelmek isteyenler için diyorum bu arada. Hani siz çocuk için buraya gelin de şunu yapın demiyorum. Çünkü beni de arayanlar çok o şekilde benden danışmanlık isteyenler çok sağ olsunlar güvenerekten. Onun için ben de hani eşeğe sağlam kazığa bağlamak şudur. Ben ne kadar İspanyolca konuşsam da birebir onlar gibi konuşamam. Ben ne kadar hastane işinde şey yapsam da bir bayan değilim. Bir bayansal bir durum olur. Bir bayanın yanımda olması tabii ki şeydir. Sağ olsun bir bayan arkadaş var. Eşimin de çocuklarının vaftiz anne, çocuğunun vaftiz annesi. O dedi ben sana her türlü yardım ederim. Aracı da var. Eşim o zaman tatilde olduğu için şu anki yaptığım danışmanlığı eşimle yaptık. Hatta ama son 5-6-7 defadır ben gidiyorum.
Ama ben de yaptım herhalde. İnşallah o kardeşimle bir video yaparsak siz de görürsünüz. Kendi yaşadığımız süreci o kendi dilinde anlatsın. Ben konuşmadan o kendisi anlatsın yaşadığı durumu. Memnun kaldı mı verdiğimiz danışmanlıktan onu da söyler. O da bir aile dostumuz oldu. Hatta ona şöyle bir espri de yaptım. İkinci çocuk bedava dedim. Öyle güldük. İnşallah onunla da yani normalde öyle video çekme yanlısı değil çocuk normalde ama abi senin için dedi. Çünkü biz de samimi olduk ister istemez burada. Dedi senin için dedi tabii ki dedi video yaparım dedi. Bilgilendirme amaçlı. Dediğim gibi şimdiki video şimdilik bu kadar olsun dostlar. Dükkanı sorarsanız dükkan iyiydi şu an. İyi gidiyor. Hani düzelttik. Bu 2 aylık bir sezonmuş. Bu Arjantin, Buenos Aires'te, La Plata'da her yerde aynı. Bu Latin Amerikalılar her şeyden ödün verir. Tatillerinden, dinlenmelerinden ödün vermezler. Bu arada Fenerbahçe forması giydim. Galatasaray'la olan dostlar gıcık kapmasın ha. 10 yıldır zaten şampiyon olamıyoruz. Şey yapmayın yani böyle hani şeyden dolayı değil. Bu da benim Arif abimden, Antalya Side'den Arif abimden zorla dedim abi bunu bana vereceksin dedim. Çünkü ben formayı orada unutmuştum, getirmemiştim. Bana bir tık büyük geliyor ama böyle zaten biraz hafif geniş severim. Aa şöyle güzel bir forma. Geçen senenin forması, orijinal bir forma. Çok teşekkür ederim. Buradan da sana saygı ve sevgilerimi gönderiyorum Arif abi. Evet dostlar durum bu. Emekleri tekrardan özetliyorum. Maaşınızın dışında 1700 dolara ulaşacak. Niye 1700 dolar? 900 dolar değil. Çünkü bunun da değiştiğini duyduk. Onu da öğreneceğim. Bir sonraki videoda Marsela ile konuşurken onunla ilgili de tamam %100 kesin ya da tamam 900 dolar yetiyormuş derim size. Gelirinizi gösterin. Bankada kira yatıyordur. Birikmiş bir para vardır. Birikiminiz vardır. Aylık faizi vardır. Yani aylık gelirinizin 1700 dolardan fazla olduğunu siz bunu garanti edin ki zaten buraya da şunu da diyeyim. Bir 1700-2000 dolar bir geliriniz olsun ki gelin de rahat edin yani. Burada rahat yaşamak istiyorsanız. Ha tamam 2 kişi 1000-1200 dolardan başlıyor. Kapital Federal'den bahsediyorum. Çünkü ev kiraları uçmuş olduğu için. Sonradan buraya alışırsanız zaten oturumunuzu alırsanız daha uyguna ev kiralarda bulabilirsiniz. La Plata olur, başka şehirler olabilir, başka yerler olabilir. Yani duyuyoruz 150 bine 200 bine de kiralar var. Ben mesela şu anda 150 dolara oturuyorum benim evimde şu anda. Lanus'tayım ben. Ama burası Kapital Federal değil. Lanus'un merkezi tamam tehlikeli olan bir yer değil. Lanus'un 2-3 kilometre ötesindeki geri mahalleler mesela çok tehlikelidir. Bana desen ki yani 50 dolar bedavaya veriyorlar desin bedava da verse tutma derim. Çünkü akşam olduğu zaman evinden dışarı çıkamıyorsun. Yolda güpegündüz bile bir motosiklet hırsız gelip şey yapabiliyor sana. Gerçi Milei ve şu anki Bullrich bu hani bizim hanımın şey yaptığı partinin başkanı Bullrich bu anda koalisyon yaptılar. Ondan zaten Milei kazandı. O da şu anda İçişleri Bakanı onunla ilgili bayağı bir yasalar da geliyormuş. Sert katı şeyler geliyormuş artık öyle o konuda güvenlik açısından da bayağı hani önümüzdeki süreçte etkilerini inşallah görürüz. Yani o konuda zaten ben öfkeliyim yani eski iktidara. Diyeceklerim bu kadar. Umarım bir market videosu çekerim dediğim gibi. Size de tam böyle net bir şey bilgi veririz. Çeken dostlar da varsa zaten onları da takip edin. Yalan söylemiyorlar tabii sonuçta. Onlar da burada yaşıyorlar artık. Diyeceklerim bu kadar. Marcela hepinizi çok özledi bu arada. Kameraya çıkmadığına bakmayın. Hazır hissetmedi kendini. Bir dahaki sefere çıkacak zaten. Hepinize çok çok selamım var. Hepinize öpücüklerini gönderdi. Ben de buradan büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yaşlılarımın da böyle güzel bir sarılıyorum onlara. Güzel kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Kendinize iyi bakın. Merak ettiklerinizi yazın. Bildiklerimizi cevaplarız. Cevaplamadıysak da kusura bakmayın. İşten şeyden dolayıdır. Bakıyoruz, okuyoruz ama hani o anda cevap yazamıyoruz. Onun için şimdiden tekrardan özür diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Neyse bir şey diyecektim de önemli değil. Videolarımı sık sık arayla yapamıyorum. Çalışmadığımız zamanlar böyle boşluk zamanlar bulabiliyorduk ama işle ilgili bir de hem de danışmanlık da verdiğimden dolayı inanın gerçekten böyle hani şu kel kafamı kaşıyacak vakit bulamıyorum. Onun için yani tekrar tekrar özür diliyorum. Yani şimdi derim birkaç gün sonra video çekeceğim derim yalan olur. Ama bir video daha çekeceğim. Hafta sonu en azından mesela bu hafta sonu birkaç dostlarım var. Onları davet etmeyi düşünüyorum. Bir evin yukarısında bizim yer var böyle ızgara yapacağın, oturup eğleneceğimiz böyle yiyip içeceğimiz yer var.
O zaman belki bir video çekebilirim bu hafta sonu. Zaman bulabilirsek tabii. Hazırlıklardan yoksa ben yine ızgaranın başına geçersem yine zaman bulamam. Hemen söz vermiyorum ama hemen bir video çekeceğim. O emeklilikle ilgili şeyi hemen öğreneyim. Eğer o kesinse kesin, kesin değilse diyeceğim ki 900 bin dolar size yeter diyeceğim yani gösterin diye. Ama sorun bu. Bununla ilgili size söyleyeyim. Bu emeklilikle ilgili oturum alanlar da dediğim gibi 2000 doları, 1700 dolarından fazlasını emekli maaşları kurtarmadığı için gösterebildikleri için bankadaki dokümanlarla bunları ispat edebildikleri için bunlar temporal kartlarını aldılar. Yani iki tane örnek var. İsimler önemli değil. İsim kullanmıyorum. Asla onlardan izin almadan isim kullanmam ama garanti arkadaşlar. Ama bu insanlar bu gelirleri gösterebildiler. Emekli dostlar da bunları gösterebilenler buraya gelip şanslarını denesinler. Şans hani garanti olsun ki o şekilde gelin diyorum. Yoksa yani 15-20 bin lira maaşla zaten bir de burada artık geçinmek zor. İnanın hani geleceksin burayı öğreneyim deyip hani tehlikesiz bir yerde Kapital Federal'de ev tutayım diyeceksin zaten 400-500 dolar eve gidecek. Yani şanslıysan 300 dolara bulursun. Bir de kıt kanat zaten Türkiye'de geçiniyorsan bir de gelip burada niye yani 13 bin kilometrede de niye gelip de rezil olasın? Zaten önümüzde seçim. Seçim de memleketimize hayırlı olsun. Az bir şey kaldı. Ona da 20 gün falan kaldı herhalde. Siz zaten kimi seçeceğinizi iyi bilirsiniz. Herkes yaşadığı şehirde her şeyi görüyordur zaten. Buradan artık şunu seçin, bunu seçin diyemem. Herkes kendi kararını kendisi versin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın. Çav çav.